Çakar'ın demesine göre 9 ay 10 günde bir gelirmiş. Yalnızca kadınlara musallat olurmuş. Bildiğin ilişiyormuş kadınlara resmen. İliştiği kadının karnı büyümezmiş. Kime iliştiyse bir o bilir, o hissedermiş. Gün geçip de doğum yaklaştıkça bebek anneyi çürütürmüş. Doğacağı gün geldim de bebek annenin canını alırmış. Sonra da gece gelen gelip ölen kadının karnından bebeği alırmış. Yok mu hocam bir çaresi? İki yoldan biri şudur. 9 ay 10 gün boyunca bebek karnında büyür. Büyüdükçe de annenin ömrü çürür. Vakti gelince de gece gelen gelir, çocuğunu teslim alır. Bilmem kızım, kabul eder misin? Bebeğe bir baba bulmak lazım. Yani bebeği kabul edebilecek bir baba. Hocam, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ben bir cinle nasıl evlenebilirim? Kızım, yol budur. Tercih senindir. Son kez uyarıyorum. Bunu senden ben dahi istesem, sakın ha sakın bu mezarlıktan çıkmayasın. Yerin ve göğün sahibine sadık kalanlar, yoldan çıkanlardan bizi korumak için yardım edin. Hocam yalvarırım, gidelim burada. Doğa! Yiğit sen misin? Doğa! Sen Yiğit değilsin. Sen olsun. Gelmeyeceğim, çıkmayacağım buradan. Sana buraya gel dedim. Mezarlıktan dışarı çık. Benle kurtulamazsın. Bebeğimi teslim et. Canını bağışlayayım. İmza! Anne! Kızım, bu ne hal? Ne yaptın sen? Aman Allah'ım! Bu ne? Ben sana dedim, bu kız bir atla gibi dedim. Ama dinlemedin beni. Gerçi sen de biliyordun. Söylemedin bana değil mi? Konuşsana be kadın! Niye söylemediniz? Vallahi billahi bilmiyordum be. Böyle şey bilinir mi? Kızım ne yaptın sen? Bizi konu komşuya rezil ettin yavrum. Ne deriz millete ha? Senin Allah belanı versin. Kimden peynamadın bunu? He? Hiç mi düşünmedin namusumuzu? Hiç mi utanmadın? Ben şimdi bütün köyde ne diyeceğim ha? Ne anlatacağım bu millete? Puh! Kahpe! Kahrolası pinç! Melun, bu kadın nikahlıdır. Nikahlısı Zelduk aşiretinden eldavurdur. Zaptı zordur. Gece hatırına sabırlıdır. Gitmezsen aşiretinin zulmü büyük olacaktır. Bebeğin anası da babası da vardır. Nikahsız zina ederek asıl günahı sen işledin. Ve güvenlidir. Layığıyla büyütülecektir. Ya bu kızdan ve köyden elini çekersin, ya da bu bebeğin nefsini buracıkta alır. Beni bu bebeği yakmak zorunda bırakma. Büşra doğru söylüyor. Ben de duydum. İnanmazmış böyle şeylere. Habire dalga geçermiş. Anamgil çok uyarmış. Dul başına azıcık desturlu ol demişler. Bu hiç oralı bile olmamış. Sonra bir musallat olmuş buna.
Anam yine çok dert yanmış ama ooo iş işten geçmiş tabii. Ay aman yok geliyormuş da. Gece üzerine çıkıyormuş da. Kızım ben istemediğim zaman eşim bile çıkamaz üstüme. Siz gelmiş bana ne daha. Bu gece de hiç esmiyor. Zeynep'i onun için çıkıyor ki. Büşra. İster misin bu gece de bize gelsin? Sabaha kadar şenlik olurum. Sözümüz üzerine bebeği zatıaliniz Dahur aracılığıyla Zerduk aşiretine teslim ediyoruz. Sabah ezanıyla birlikte şer hüküm ortadan kalkacak ve nikah sonlanmış olacaktır. Kalan borcumuz olan yılın 13. cumasında doğmuş bir keçiyi tez elden kurban ederek aramızdaki akdi sonlandıracağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Summe afevna ankum min ba'di zelaike lealekum teşkürun. Summe beyasnakum min ba'di mevtikum lealekum teşkürun. Feskürünü eskürün meşkürünü ve la tefkürün. Bundan sonra Hazreti Adem soyundan gelen bütün insan yavrularının ve hamile kadınların baş düşmanı olmaya yemin eder. Yeni doğan bebeklere ve kadınlara doğum sonrasında ilk 40 gün yani lohusa döneminde musallat olmaya başlar. Ayrıca erkeklere uykularında baştan çıkararak gördürdüğü müstehcen düşlerin verimiyle hamile kalır ve cin nüfusunun artmasına katkıda bulunur. Aynaları yurt edinip özellikle aynaya fazla bakan kadınları kendi safına çeker, yoldan çıkarır. Bekarsa zinaya, evliyse erini terke zorlar. Arkadaşım ne yapmış ki hocam? Niye bula bula bizi buldu bu Meret? Lilith'in iblisten doğan ilk erkek cin çocuğu, Elzifar. O da o günden bu yana nikahsız cima. Doğan ilk erkek cin çocuğu. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.